Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size solar panellerin temizliği ile ilgili bazı detaylar vermek istiyorum ve gerçek uygulamamızdaki rakamlara birlikte göz atmak istiyorum. En üstte görmüş olduğunuz 4 adet panelden 2 tanesini yıkadık ve bu panellerin performans olarak tozlu olan versiyonlarına ne kadar fark ettiğini, yıkamanın ne kadar avantajlı olup olmadığını rakamlarla size anlatmaya çalıştık. İlk gün sadece 2 tane panelimizi temizledik ve 2 panel kendi içinde nasıl davranıyor onları gördük. Ve sonrasında da bütün panelleri temizlediğimizde sistemde nasıl bir değişken olduğunu anlamaya çalıştık. Solar panellerde temizlik tabii ki performansı yukarı yönlü hareket ettirecektir. Çünkü solar panellerde en önemli konu gelen ışınımın tamamıyla hücrenin içerisine alınabiliyor olması ki enerjiyi üreten de budur. Beklemeden önce nasıl davranıyordu? Onu izleyelim beraber. Ayın 25'inde 25 Ağustos itibariyle 15 dakikalık periyotlarla sistem anlık üretim değerlerini şu an ekranda görebiliyorsunuz. Şu an 26'sı, Ağustos ayının 26'sını görebiliyoruz. Ve burada dikkat ettiğimiz nokta şu olabilir. Hep köşedeki panelimiz her zaman yanındakinden daha fazla üretim yapıyor. Yani küçük istisnalar dışında 25'inde, 26'sında, 27'sinde ya da 28'inde hep bakıldığında iç taraftaki en üst satırdan bahsediyorum. 4 tane panelin olduğu. İç satırdaki 2 tanesi hep diğer dıştaki panellerine nazaran daha az üretiyor. Biz içteki iki panelimizi ayın 29'unda temizledik. İçteki iki panelimizde şurada gördüğünüz üzere 1.11.7, 1.11.3 olarak adlandırılan iki panelimizle birlikte bunu yaptık. Ve ilk defa içerideki panelleri temizledikten sonra bakın şuradaki iki numaralı panelimiz köşedekinden daha fazla üretmeye başladı. Heat panel için aynı şeyi söylemek çok kolay değil. Ancak onda da temizledikten sonra artı yönlü, pozitif yönlü bir reaksiyon tabii ki aldık. Onlarla ilgili de rakamsal detayları şimdi vereceğim size. En sonda anlatacağımızı aslında en başta söyleyelim. Bazen YouTube'da videolarımız sonuna kadar izlenmiyor maalesef. Bu da gayet doğal. Şöyle yakınlaşırsak eğer ayın 25'inde, 26'sında, 27, 28'inde mavi rengin daha fazla olduğunu görüyoruz. Mavi renk biraz önce göstermiş olduğum dıştaki LG panelimiz. Bu panel sadece ayın 29'unda daha az üretmiş. Turuncu renk ilk defa öne geçmiş. Bu da paneli temizlediğimiz gün. Bir sonraki gün ise direkt olarak bütün panelleri temizlediğimiz gündü ve bütün panelleri temizlediğimiz günde yine mavi renk yani köşe başındaki panelimiz diğer tarafın önüne geçmiş oldu. Teknik verileri nasıl elde ettik? Bununla ilgili biraz bahsedeyim size ve günlük ne kadar total üretim yaptık? Bu grafikte yukarı aşağı farklılıklar neden var? Bunlardan bahsetmek isterim birazcık da. İstediğimiz zaman aralığını direkt olarak biz server'dan çekebiliyoruz ve şu formatta bize geliyor, CSV formatında. Sonrasında biz bunları Excel formatına çevirip günlük bazda ne ürettiğini görebiliyoruz. Şurada sarı renkle görmüş olduklarınız her bir panelin o gün içerisinde ne ürettiği. Örnek olarak ayın 25'inde en köşedeki LG panelimiz 1798 üretmiş. Sonraki gün 1955 üretmiş. 1955 watt saat yani yaklaşık 2 kilowatt saat 1.95 kilowatt saat demek. Buradaki 1.79 1.79 kilowatt saat anlamına gelmekte. Gün sonundaki bir panelin toplam üretim değeri. Ve dediğimiz gibi sadece paneli yıkadığımız gün mavi renk yeniliyor. Yani köşe başındaki panelimiz yeniliyor. Geri kalan günlerde yine
diğerinden daha fazla üretiyor. Çünkü panellerle ilgili birçok parametre var üretim değerini etkileyen. En önemlilerinden bir tanesi de tolerans değerleri. Pozitif yönlü toleransları vardır panellerin %3, %5 bandında. Ve bir panel diğerinden daha fazla güç veriyor olarak fabrikadan çıkma ihtimali vardır. Panellerin nasıl değişim gösterdiğiyle ilgili bir görsel şu an ekranda. Bizim temizlediğimiz iki tane panel, şurada görmüş olduğunuz yeşil olanlar ve örnek olarak LG'den konuşalım. Her gün iki numaralı panelimiz, şuradaki aslında bizim temizlediğimiz panellerden bir tanesi bu. Hep diğerine yani köşedeki panele nazaran eksilerde görmüş olduğunuz üzere paneli yıkadığımız gün artık eksiden çıkmış üstüne artıya doğru %2 oranından daha fazla üretim yapmış. Yani eksi bir buçuklardan gelmiş ve artı ikiye doğru gitmiş. Ciddi anlamda bir artış durumu söz konusu diyebiliriz. Standart olarak panellerle ilgili genelde daha çok dizi inverterlerle alakalı söylenir ve farklı koşullarda farklı değerler de verebilir. Bu %2 olur, %3 olur, %4 olur. Bu tozlanmanın derecesiyle ortamın koşullarıyla alakalı olarak değişkenlik gösterebilir. Ama bu deneyimizde bakıldığında paneli yıkadığımızda ciddi anlamda bir değişken durum ortaya çıkmış oldu LG paneller için. Diğer tarafta Panasonic Heat panel görüyoruz ve onun da bir tanesini yıkadık. Şurada görmüş olduğunuz yeşil olarak yıkadığımız panel iki panelden bir tanesi ve köşedeki de yine Heat panel. Bakıyoruz. Burada farklar birazcık daha fazla. Elimizdeki paneller bu şekilde. Buna yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Ve panelleri yıkadığımız gün yine ekside kalmışız ama arayı kapatma noktasında yaklaşık %2 gibi bir avantaj sağlamış bize paneli yıkamamız. Bu rakamlardan da bunu çok rahatlıkla görme şansımız var. Toplam üretimlere bakacak olursak grafikteki boylardaki farklılığın nedeni bu. Ayın 25'inde yaklaşık 17,5 kWh üretmişiz. 26'sında yaklaşık 19 kWh üretmişiz. Ve temizlik yaptığımız gün şansımıza hava bulutluydu ve o gün sadece 12,1 kWh gibi bir değer ürettik. 3 kW'lık optimizerli inverterimizle birlikte. Sonuç olarak baktığımızda panellerle ilgili temizlik işlemi tabii ki pozitif yönde etkili olacaktır. Ama bu hani günlük hayatta ne kadar yapabilirsiniz ya da bir fabrikanızın çatısında bu tarz bir uygulama varsa, güneş enerji santrali varsa bunu hangi periyotlarda yıkamanız sizin total değerinizi ne kadar etkiler? Tabii ki bunlar sizin karar vermeniz, oraya birilerini çıkartıp malzemeler alıp temizleteyim mi yoksa bu şekilde kalması mı bizim için daha avantaj? Maddi anlamda konuşuyorum. Bunu düşünüp taşınıp sizin karar vermeniz gerekiyor tabii ki. Biz burada sadece size bu tarz bir uygulama yapıldığında panellerin nasıl reaksiyon gösterebileceğini anlatmaya, göstermeye çalıştık uygulamalı olarak. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.